Herkese iyi pazarlar. Bugün çok önemli bir konuğumuz var. İlahiyatçı yazar Sayın Cemil Kılıç Hocam bizlerle birlikte. Sayın Kılıç, hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkürler, sağ olun, hoş bulduk. 29 Ekim'de Allah'ın işi ki o da Cuma gününe denk geldi. Ve Cuma hutbesinde yine Diyanet İşleri Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını zikretmedi. Buna gerekçe mi demeliyim, bahane mi demeliyim, ben de bilemiyorum, orayı isteyenler doldursun. Gerekçe olarak da daha önce, yani hilafet kaldırıldıktan birkaç gün sonra yayınlanan bir Bakanlar Kurulu kararı gerekçe gösterildi. Efendim, Atatürk zaten adların zikredilmesini istemiyor Cuma hutbesinde denildi. Ama sizin aslında Cami ve Siyaset kitabında bununla ilgili ayrıntılı görüşleriniz var. Biz sizden dinlemek istiyoruz bu konuyu. Çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 98. yılını coşkuyla kutladık. 2 sene sonra 100. yılda daha büyük coşkuyla kutlayacağız. İnşallah. Cumhuriyet toplumsal anlamda yerleşmiş, kök salmış bir rejim olarak artık Türk milletinin geleceğini oluşturuyor. O nedenle Cumhuriyet karşıtı bütün hareketlerin başarısızlıkla sonuçlanması artık kaçınılmazdır. Cumhuriyet karşıtlığı konusunda hala çalışmaya devam edenler bu çalışmalarına sona erdirsinler ve ulusun büyük coşkusuna onlar da katılsınlar. Bu dileklerimizi iletelim. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı her milli bayramda ve milli günde efendim bir şekilde tartışma konusu oluyor. Bu da bu kurumun Cumhuriyet'in kurucu değerleriyle ve kurucu önderiyle arasında bir mesafe olduğu yönündeki kanaatten kaynaklanıyor. Nitekim Cuma hutbelerinde ne Cumhuriyet Bayramı'na, ne 23 Nisan'a, ne 30 Ağustos'a yer verilmiyor. Verilse de bu bayramların en büyük yaratıcısı, var edicisi olan Büyük Atatürk'e yer verilmiyor. Adı anılmıyor. Camilere Atatürk'ün adı sokulmak istenmiyor. Nedenini açıklıkla ve sözü eğip bükmeden söyleyelim. Yaklaşık 70-80 yıldır, daha da fazla olabilir. Bu ülkenin camilerinde, bu ülkenin Kur'an kurslarında, bu ülkenin İmam Hatip okullarında, kapalı devre toplantılarda, gizli kapaklı sohbet ortamlarında daima maalesef Cumhuriyet aleyhinde propagandalar yapıldı. Atatürk aleyhinde propagandalar yapıldı. Cumhuriyet devriminin İslam'a karşı yapılmış bir hareket olarak nitelediler. Atatürk'ü İslam ve din düşmanı olarak anlattılar. Ve bu konuda halkın önemli bir kesimini de kandırmayı başardılar. Kur'an'ın Allah ile aldatmak diye ifade ettiği o çirkin fiili maalesef mabetler ve mukaddes yerler alet edilerek gerçekleştirdiler, uygulamaya koydular. Bu nedenle yıllarca dinsiz, din düşmanı, İslam düşmanı dedikleri Cumhuriyeti ve onun banisi, kurucusu Büyük Atatürk'ü şimdi cami kürsülerinden nasıl ansınlar? Çünkü karşılarındaki cemaatin önemli bir kısmı bu propagandayla yetişmiş bir Yoğruldu. cemaat. Evet, tümü değil elbette ama önemli bir kısmı böyle. Belki de çoğunluk böyle de diyebiliriz. Şimdi yeni nesil Atatürk'e sahip çıkıyor. Açık konuşalım. Belli bir yaşın üzerindeki cami cemaati arasında Atatürk'ü seven, Cumhuriyet değerleriyle barışık kişi sayısı son derece azdır. Gerçekleri konuşalım. Evet, bunları kanıtlayacak elimizde bir veri yoktur belki ama herkesin bildiği, artık sıradan bir bilgi olarak niteleyebileceğimiz bir bilgidir bu. Bu konuda aksi yönde bir takım açıklamalar yapmaya kimse cüret etmesin. Bu Türkiye toplumunun hemen hemen her kesiminin zaten vakıf olduğu, haberdar olduğu bir durumdur. Şimdi buradan hareketle devam edelim. Kur'an kurslarında hala Atatürk aleyhinde propaganda yapılıyor, gizli kapaklı olarak. İmam Hatip okullarında yapılıyor gizli kapaklı olarak. Efendim kimi camilerde, vaazlarda adı anılmadan ve fakat kimin kastedildiği belli olacak biçimde Atatürk aleyhinde sözler sarf ediliyor. Hatta ben Milli Eğitim Bakanlığındayım biliyorsunuz. Orada da bir takım öğretmen toplantılarında, bürokrat toplantılarında benzer durumlarla karşılaşmak olası. Karşılaşıyoruz nitekim. Yine Milli Eğitim Bakanlığı müfredatlarından da, ders müfredatlarından da Atatürk ve Atatürkçülükle ilgili konuların çıkarıldığını yahut hacminin azaltıldığını Çıkarıldığı da. biliyoruz. Evet, onu da belirtmek gerekir elbette. Yani topyekün bir Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı bir hareket var.
belli bir kesim tarafından siyasal İslamcılık, gericilik diye nitelediğimiz bir durum söz konusu. Yalnız şu bir gerçek ki bu propagandalar artık ters tepmeye başladı. Ve özellikle yeni nesil Atatürk'ün önemini, Cumhuriyet'in önemini anladı, anlıyor, anlamaya başladı diyebiliriz. Şimdi Diyanet İşleri Başkanı efendim Ayasofya Camii'nin açılışında ad vermeden Atatürk'e lanet okudu. Daha evvel Atatürk karşıtlığıyla, düşmanlığıyla bilinen Kadir Mısıroğlu'nu 9 Kasım'da ziyaret edip kendisine hediyeler sundu. Daha sonra bir başka imam yine Ayasofya'da bir hafızlık icazet töreninde yine Atatürk'ün aleyhinde sözler etti. Bunlar kamuoyuna yansıyanlar, bir de yansımayanlar var. Türkiye'de 90-100 bin caminin emin olunuz 70-80 bininde cuma vaazlarında, hutbede olmasa bile vaazlarında, vaaz ve hutbe ayrımını biliyordur umarım dinleyenler, izleyenler. Vaazlarda alenen Atatürk karşıtı sözleri duymak mümkün ve siyasi propaganda işitmek mümkün. Mevcut siyasi iktidarı destekleyen, belli bir partinin militanı gibi hareket eden din görevlileri maalesef gemi azıya almış durumda. Mahalle camilerinde bu bunu yaparken sesi dışarı veriyorlar hocam. Ben birkaç kez şahit oldum. Evet. Camiler artık maalesef milletin büyük bir bölümünü birleştiren, toplayan, toplayıcı olma vasfını yitiriyor. Maalesef. İnşallah yeniden eski kimliğine kavuşur diye temenni edelim. Diyor ki camilerde Atatürk'ün adının anılmasını istemeyenler, Atatürk kendi adının anılmasını istemiyordu çünkü bununla ilgili bir genelgesi var. Aslında şunu demelerini beklerdim. Biz onu anmayız. Zira biz onu zaten cami, İslam ve din karşıtı olarak biliriz demelerini beklerdim. Bunu diyemiyorlar zira onun kurduğu bir devletin memuru sonuçta o kişiler ve efendim oradan maaş alıyorlar. Ne diyorlar? Bir belge buldular. O belgeden hareketle bir savunma zemini inşa etmeye çalışıyorlar. 5 Mart 1924 tarihinde bir genelge var. O genelgede açıkça söylüyor. Bundan sonra camilerde, hutbelerde hiç kimsenin adı zikredilmeksizin millete ve cumhuriyete, milletin ve cumhuriyetin saadet ve selametine dua edilecek. Belli bir şahsa dua edilmeyecek. Belli bir şahsın adı anılmayacak. Şimdi hutbelerde hamdele ve salvele denilen bölümler vardır. Hamdele kısmında Allah'a hamd edilir. Salvele kısmında ise Hazreti Muhammed'e salavat getirilir. Ve 4 halifenin adı anılır. Onlar övülür. Ondan sonra da hutbenin gerçek metnine geçilir. İlgili ayetler ve hadisler okunarak. Öncesinde ise, Cumhuriyet'ten önce ise 4 halifenin adı anıldıktan sonra bir de o gün kim padişah ise, kim sultan ise, halife ise onun adı anılır ve ona bağlılık sözlenir. Evet. Böylece egemenliğin kime ait olduğu ifade edilmiş olurdu. Bir İslam ülkesinde veya nüfusunun çoğunluğu Müslümanlardan oluşan bir ülkede, hutbede kimin adı anılıyorsa egemenlik ona aittir anlamı çıkar. Padişahın adını anıyorsanız egemenlik onundur demek istiyorsunuz. Peki Atatürk ne yaptı? Kimsenin değil egemenlik. Egemenlik milletindir. Millet. O nedenle hutbede herhangi birinin adı anılmayacak. Milletin ve cumhuriyetin saadet ve selametine dua edilecek. Tam isabetli bir karar. Zira egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyorsak, evet. Cumhuriyet bunu söyledi. O nedenle elbette ki cuma hutbesinde milletin adı anılmalıdır. Millete dua edilmelidir. Ancak burada da bir yine açıklamada bulunalım. Camilerde sadece Atatürk'ün adı yasaklı değil. Yani bu yasak fiili bir durum tabii. Yani Diyanet'in uygulamaya koyduğu bir yasak. Yoksa herhangi bir yasaklama söz konusu değil. Hukuki ve kanuni manada yok. Bir diğer yasak da şu. Türk milleti sözünü duyamazsınız. Hiçbir cami imamının ağzından, hiçbir hutbede duyamazsınız. Türkçe konuşur fakat konuştuğu o dilin sahibi olan milletin adını camide duyamazsınız. Türk milleti sözünü işitemeyiz. Hiçbir cami imamından, hiçbir cuma hutbesinde. Eğer ola ki birileri bunu söylerse, nitekim söyleyenler de çıktı, hakkında soruşturma başlatılır.
bir takım cezai işlemlere muhatap kılınır ve görev yerleri değiştirilir, kıyıda köşede bir yerlere verilir veya kendisi hakkında bir takım suçlar uydurulup görevden el çektirilir. Biz bunları geçmişte duyduk, gördük, yaşadık. O nedenle camilerde Türk milleti yasak, Atatürk'ün adı yasak ve Cumhuriyet. İşin özünde Türk adı yasak. Evet, aslında Türk adı yasak tabii. Türklük yasak camilerde. Türkçeyi sadece vaazda ve hutbede efendim duyabiliyoruz. O da mecbur oldukları için. Mesela öncesinde hutbe de Arapçaydı. Cumhuriyet devrimiyle birlikte hutbeler Türkçeleştirildi. Öncesinde hutbenin tamamı Arapçaydı. Bir tek vaaz kısmında Türkçe duyabilirdiniz. O da zaten çok yoğun içinde Arapça kelimelerin olduğu bir Türkçedir. Cemaate bazı şeyleri anlatabilmek için mecburen Türkçe konuşmak zorundaydılar. İşte yardım isteyebilmek için falan. Para isteyip Arapça isteseler anlamayacak çünkü cemaat ve belki vermeyecek. Efendim yani pragmatist bir tutum var orada da. Şimdi o söz konusu bildirgeye düzeltiyorum genelgeye gelecek olursak. Atatürk benim adım anılsın bundan sonra deseydi kendisini sultan veya halife gibi ilan etmiş olacaktı. Hı hı. Dönemi şartlarında böyle anlaşılacaktı. Evet tabii sultanlığı kaldıran, hilafeti kaldıran büyük önder. Elbette ki her hutbede sultanın, halifenin adının anıldığı gibi Atatürk'ün adı anılsın her hutbede, her cuma günü denilemez. Böyle bir talepte bulunulamaz. Bu cumhuriyetin ruhuna... Ama bu ruhuna, özel bir gün hocam. Yani 29 oraya, Ekim her zaman... Evet. Oraya, evet oraya giriyorum. Bulunulamaz. Böyle bir talepte bulunulamaz. Bu cumhuriyetin ruhuna aykırıdır. Hı-hı. Cumhuriyet bundan yara alır. Hiçbir siyasetçinin Atatürk dahi olsa adı her cuma hutbesinde zikredilemez. Hı-hı. Çünkü milli egemenlik, milletin adı zikredilmeli. Türk milleti. Bir gün bunlar olacak inanıyorum. Bir gün gelecek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yönetilen bütün camilerde Türk milleti adı çok net bir biçimde, açık bir biçimde zikredilecek ve Türk milletine dua edilecek, o günler gelecek. Öte yandan biz neyi talep ediyoruz? Elbette ki her cumada Atatürk'ün adı anılsın. Asla böyle bir şey olamaz ama özel günlerde Cumhuriyet'in kurucusuna saygı sunmak, Cumhuriyet Bayramı'nda, 23 Nisan'da, 30 Ağustos'ta ve 10 Kasım'da saygı sunmak bir insanlık görevidir. Devletin kurucusudur. Büyük Atatürk'ü kutsayın, ululayın, onu mübarek ilan edin, aziz ilan edin, evliya ilan edin falan böyle bir şey söz konusu değil ama halifeleri böyle ilan ediyorlardı. Padişahı ulu kişi, evliya kişi gibi hutbede öyle takdim ediyorlardı. Böyle bir şey olamaz zaten. Buna Atatürk'ün kendisi karşı çıkar. Ama nedir istediğimiz? Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun demesi gerekir. 23 Nisan'da da, Cumhuriyet Bayramı'nda da, 30 Ağustos'ta ve diğer milli günlerimizde de. Bu insani ve milli bir görevdir. Bundan kaçınmak, bunu yapmamak için direnmek hala Cumhuriyet'le savaşılmakta olduğunun bir göstergesidir. Diyanet İşleri Başkanı, mevcut Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bir gün bu milletten özür dilemek zorunda kalacak ve kendisi yargılanacak. Evet. Bu yaptıklarından ötürü yargılanacak. Onun mahkeme önünde hesap vermesini sağlamak bütün Türk milletinin görevidir. Bu görev yerine getirilmeli, gerçekleştirilmelidir. Ayasofya'da neden Atatürk'e lanet okuduğunun hesabını vermelidir. Evet, Atatürk'ün adını neden sansürlediğinin hesabını vermelidir. Ali Erbaş ve onu motive edenler, teşvik edenler, yönlendirenler. Zaten mutlaka ironi de, özür diliyorum, ironi de şu, evet ilahlaştırmaktan, putlaştırmaktan bahsedenler daha hayattayken bazı liderleri, bazı kendilerince fikri önderleri ilahlaştırıp, putlaştırıp, hatta halife ilan edip onlarla ilgili ayrıca ve sayfalarca dualar ediyorlar. Evet, haklısınız. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi bir diğer husus olarak şunu aktarayım bu konuyla irtibatlı olarak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş henüz Diyanet İşleri Başkanı olmazdan evvel yaptığı bir konuşmasıyla bugünlerde tekrar tekrar anımsanıyor. Bir video kayıt dolaşıyor. Sanıyorum bir televizyon programı, bir belgesel, güya belgesel. Orada Cumhuriyet döneminde, Atatürk'ün döneminde açıkça söylemese de Kur'an okumanın yasaklandığı tarlalarda,
efendim gizli saklı olarak Kur'an okunduğu, bunu da kendisine dedesinin veya babasının anlattığını falan söylüyor. Bu düpedüz yalancılıktır. Düpedüz yalancılıktır. Cumhuriyet tarihinde tam tersine Atatürk Kur'an'ı tefsir ettirmiştir, mealini yazdırmıştır. Her evde mutlaka Kur'an-ı Kerim bulunmalıdır diye Atatürk'ün emriyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanmış genelgeler vardır. Her eve mutlaka Kur'an ulaştırılmıştır. Yalan söylüyorlar. Evet. Alenen yalan söylüyorlar. Çünkü belgeler ortada. Börekçi, yani şimdi bunlar oldu da dedikleri gibi şeyler olduysa eğer. Börekçizade Mehmet Rıfat Efendi bir din alimi. Nasıl o görevde durdu? Efendim Fevzi Çakmakpaşa Genelkurmay Başkanı son derece dindar bir insan olduğunu biliyoruz. Beş vakit namazını kılan bir insan olduğunu biliyoruz. Evet. Genelkurmay Başkanlığı görevine nasıl devam etti bunlar oldu da? Yani o kadar sorulacak şey var ki aslında. Tabii maksat başka ve şunu çarpıtıyorlar Hande Hanım şu hususu. Harf inkılabı yazı devrimi olduktan sonra bir müddet yeni yazı iyice yerleşinceye kadar eski yazı ile ilgili bütün belgeler toplandı. Eski yazı ile ilgili yazılar yazılması yasaklandı. Ve bunu ihlal edenlerin yazılarına da el konuldu. Bunu da güvenlik kuvvetleri, polisler, jandarmalar yaptı. Ve fakat o zaman neyin Kur'an, neyin normal bir yazı olduğunu sıradan insan anlayamıyor. Çünkü Kur'an harfleriyle Türkçe yazdıkları harfler aynı harflerdi. Bir de eğitim seviyesi de düşük hocam. Zaten ya, yani tabii, herkes okuma yazma bilen yok zaten. Tabii. Okuma yazma bilen sayısı azdı o zamanlar. Evet. İşte o dönemlerde bazı Arap harfleriyle yazılmış yazılar, belgeler toplandı. Bunları pervasızca ve utanmazca Kur'an yasaklandı, Kur'an toplandı diye propaganda ediyorlar. Halbuki normal yazılardı. O zamanki asker ve polis okuma yazma oranı tekrar söylüyorum düşük olduğu için neyin normal bir yazı, neyin Kur'an olduğunu anlamamış olabilir. Önüne hangi belge geldiyse toplamış olabilir. Ama bu özellikle Kur'an'a karşı bir hareketmiş gibi değerlendirilemez. Zira evvelce söyledik her evde mutlaka Kur'an bulunsun diye genelge yayınlayan ve her eve Kur'an ulaştıran Cumhuriyet'in kendisi. Elmalılı Hande Yazır tefsiriydi değil mi? Evet, ben küçüklüğümden beri bilirim onu annemin. Tabii. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı o zaman bir genelge var. Dolayısıyla alenen yalan söylüyorlar ya da onlara yalan söylenmiş. Bu da olabilir. Onlar kandırılmış olabilir. Bize de çocukluğumuzda, Kur'an kursunda, efendim, İmam Hatip okullarında, kapalı devre toplantılarda Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı çok şeyler söylenirdi, anlatılırdı. Biz hayret ederdik tabii. Ama tabii bazı şeyleri de tefrik etmek, analiz etmek herkesin de harcı olmuyor. Şunu düşünmek gerekiyor. Madem öyle İmam Hatip okullarını kuran da Cumhuriyet, neden kurdu? Madem öyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran da Cumhuriyet, neden kurdu? Efendim Kur'an'ı tefsir ettiren de Cumhuriyet, Kur'an'ın mealini yazdıran da Cumhuriyet, İlahiyat fakültelerini kuran da Cumhuriyet, evet. Kur'an kurslarını kuran da Cumhuriyet. Ama siz nankörlük ettiniz ve Cumhuriyet'in kurduğu bu kurumların içinde yuvalanıp Cumhuriyet'e karşı düşmanlık ürettiniz. Cumhuriyet'e karşı düşman nesiller yetiştirmeye çalıştınız. Bu yaptıklarınızın hesabını elbet vereceksiniz. Tarih önünde vereceksiniz. Nasıl vereceksiniz? İşte yeni nesil artık sizi ciddiye almıyor. Ve siz her geçen gün kaybediyorsunuz. Yeni nesil modern yaşamı seçiyor. Çağdaş uygarlığı seçiyor. Laikliği seçiyor. Cumhuriyeti seçiyor. Atatürk'e olan sevgi ve bağlılık her geçen gün daha da büyüyor, yükseliyor, yüceliyor. Ayrıntılara da çok dikkat ediyorlar hocam. AKM'nin açılışı yapıldı biliyorsunuz. Bina üzerine görüntüler yansıtıldı. Oğlumla birlikte izliyoruz. Bitti görüntü. Ben tabii hani şeye takılmış durumdayım. İşte binanın üstüne nasıl bu görüntüleri yansıtıyorlar? Oradayım, oraya bakıyorum. Anne dedi, Atatürk hiçbir şekilde yansıtılmadı dedi. Bak dedi, Atatürk'ün resmini yansıtmadılar. Bir sürü şey geçişler oldu. O ana kadar bekledi. Yani çok ayrıntılara dikkat ediyorlar. Bizim gözümüzden kaçanlarda bile bizi uyarıyorlar artık. Evet, şunu söyleyeyim, tam yeri geldim. Atatürk vefat ettikten sonra İsmet Paşa Cumhurbaşkanı olduğunda o günkü kanunlar henüz değişmediği için kanunların gereği yerine getirilip paraların üzerine İsmet Paşa'nın resmi basıldı, Atatürk'ün resmi yerine. Bunu yıllarca bazı siyasi çevreler kullandılar. İsmet Paşa'nın Atatürk'e karşı böyle bir harekette bulunduğunu falan. Asıl Atatürk karşıtlığı arıyorsanız işte İsmet Paşa'ya bakın falan gibi, hatta böyle propaganda ettiler.
Şimdi bu propagandaları edenler bugünlerde bakıyoruz bir başka siyasi lideri, bir parti genel başkanını Atatürk'ün resmiyle yan yana koyuyorlar. Törenlerde onu öne çıkarmaya çalışıyorlar. Yani bunlar bence beyhude çabalar ve biraz da gülünç çabalar. Atatürk'le kim boy ölçüşebilir? Atatürk'ün gölgesine bile yaklaşamazsınız. Atatürk ne yapmıştır, siz ne yapmaktasınız? Bunlar geçici ve gerçekten tarihe ibretlik manzaralar olarak kaydedilecek. Bir gün bunların hepsinin sona erdiğini göreceğiz. Bir gün Atatürk Cumhuriyeti'nin yeniden çok sağlam bir şekilde yoluna devam etmekte olduğunu göreceğiz. Tabii bu yolun önünü açanlar da elbette ki bir şekilde tarih ve millet önünde hesap verecekler. Başta Diyanet İşleri Başkanı olmak üzere ve bir kısım efendim liberal diye kendini niteleyenler ve bir kısım efendim Kemalizmle güya hesaplaşmak için İslamcılara omuz verenler, biliyorsunuz. Onların bir kısmı bugünlerde nedamet belirtiyor, pişmanlıklarını belirtiyor ama kurtulamazlar elbette ki. O nedametleri onları kurtarmayacak. Çünkü Kemalizm'den öç alabilmek için İslamcılara güç verdiler. Sandılar ki sonuçta biz İslamcıları da bir şekilde bir kenara iter ve biz hakim oluruz. Bu çok ahmakça bir düşünüştü, affedersiniz ama ahmakça bir düşünüştü. İslamcılık bir kitleye dayanıyor. Sizse son derece kısıtlı bir çevresiniz. Nasıl olacak da bu iç mücadeleden galip çıkabileceksiniz? Bunu nasıl düşünemediniz ve öngöremediniz? Tabii bunları düşünüyoruz ve kendilerine soruyoruz. Gayet net bir biçimde açıklamış oldunuz bize. Sevgili Ümit Doğan'ın da bir yazısı vardı bununla ilgili ama ben sizden tabii bu Cami ve Siyaset adlı kitapta belirttiğiniz için bunu ayrıntılarıyla dinlemek istedim. Gerçekten yaşadığımız şeyler, şaşırmadığımız ama artık hani şaşırmıyoruz ama sinirlenmiyor muyuz? Evet, hala çok sinirleniyoruz. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi bizi putperestlikle, bazı şeyleri ilahlaştırmakla suçlayanların kat be kat fazlasını, hatta daha da hadlerini aşarak yeni nesil peygamber ilan edecek duruma gelmiş olmalarını da şaşkınlıkla ve sinirle karşıladığımızı tekrar söyleyelim. Bugünlerde geçecek elbet. Eyvallah, sağ olunuz. Çok teşekkür ediyorum ben de. Çok teşekkür ederim hocam. Yayınımıza katıldınız, bizi kırmadınız. Mutlu günler, sağ olun.